Galaksi Rehberime hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Kaptan Selçuk İnan. Selamlar. Kaptan hoş geldin. Hoş bulduk. Hoca mı diyeyim, Selçuk mu diyeyim, kaptan mı diyeyim, ne diyeyim? Nasıl, içinden ne geliyor sonra söyle. Ben abi diyorum zaten. Sen eyvallah. Abi demeye devam edelim. Kaptan diyeyim o zaman. Eyvallah. Çok merak ediyorum, hemen o soruyla başlayayım. Telekom'a gittin. Yani Nefs Stadı'na gittin. Kasımpaşa'nın başında. Değil mi? Evet. Rakibi görünce, Galatasaray kadrosunu görünce şunu düşündün mü? Ya geçen sene niye bize vermediniz böyle kadroyu? Düşünmedim desem yalan olur. Hakikaten çok kaliteli bir takım. Oyuncuları bir araya toplamak çok kolay iş değil. O yüzden emeği geçen herkese de buradan gerçekten tebrik etmek istiyorum onları. Yani böyle sahaya baktığınızda her biri kendi ülkesinin belki de starı. Oynadığı takımlarda çok önemli işler yapmış. Şampiyonlar Ligi'nde kendini kanıtlamış oyuncular. Tabii bunlarla çalışmak büyük bir ayrıcalık. Peki geçen sene sizin isteğiniz miydi böyle hani yeniden yapılanma vesaire? Yoksa yönetimin bir kararıyla Fatih Hoca ortak bir karar vermişlerdi? Yönetimin bir kararıyla aslında ortaklaşa hareket etmişlerdi. Aslında onu Galatasaray'ın kurtuluşu diye yola çıkmış, çıkılmıştı. O dönem için yapılması gereken de oydu diye düşünülmüştü. Doğru mu yanlış mı o her zaman tartışılır. Peki ne yanlış gitti? Yani oyuncular beklediğiniz kalitede mi değildi? Başka sorunlar mı oluştu? Aslında sorunlar hep vardı bence. Hani böyle halın altına süpürülmüş sorunlar olur ya, öyle derler ya. Aslında samimi gibi gözüküyordu aslında herkes. Değilmiş, değildi zaten. O yüzden de böyle sıkıntıların olması bizim beklediğimiz bir durumdu. Oyuncularla alakalı bir şeyler söylemek gerekiyor. Evet, hepsi önemli oyuncular, potansiyelli oyuncular ama Galatasaray'da oynamak, şampiyonluklar yaşamak, Şampiyonlar Ligi'ni hedeflemek çok da kolay değil. O zaman bizim aldığımız oyuncuların hemen buna adapte olması, hemen bu şampiyonluk için oynayabilmesi, Şampiyonlar Ligi'ni hedeflemesi çok kolay işler değildi. 3 sene diye bir şey söylemiştik. Evet, öyle konuşulmuştu. Başından itibaren hakikaten bu mu vardı yoksa işler bu, kötü gitmeye başlayınca mı? Aslında kesinlikle bu. Eğer işler kötü gittiğinde bu tür bir ayrılık olacağını bilseydi Fatih Terim, siz de takdir ederseniz ki bunun olmasına izin vermezdi. En azından öyle talepleri olmazdı. Daha tecrübeli, daha önemli oyuncular da istenebilirdi. Çünkü Galatasaray tarihine baktığınızda her sene çok çok önemli büyük oyuncular geldi, isim oyuncular geldi. Sen 9 sene boyunca hakikaten evet, çok acayip oyuncularla çalıştın. Hepsiyle oynama fırsatı yakaladım ama bu son dönemde benim antrenör olarak orada olduğum dönemde böyle bir şey olmasın dediler ve Galatasaray'ın bir şekilde kurtuluşu olsun dediler. Böyle yola çıkıldı ama Türkiye'de sadece futbol değil birçok şeyde biliyorsunuz istikrar geri planda olduğu için yine böyle bir şey yaşadık. Çok gerçekçi değildi açıkçası. Öyle mi? Ben öyle hissediyordum en azından. Ve zaten gerçekleşmedi. Nesi gerçekçi gelmedi? Çünkü Fatih Hoca çok inanıyor gibi gözüküyordu. Şöyle gerçekçi gelmedi bana. Yani şunu merak ediyorum aslında. Şimdi Fatih Hoca ya biz bunu yaparız derken Fatih Hoca biliyorum ki çok yanlış tanınıyor anlamda. Kimseyi dinlemez, başka fikirlere önem vermez. Hani siz söylüyor muydunuz hoca yanlış yapıyoruz? Ben konuşuyordum hocayla tabii hep de. Şöyle kendimden örnek vereyim. Gerçekçi gelmedi demek dediğim şey hani mesela ben 2 sene üstte şampiyon oldum. 3. senemde beni de istemeyen taraftarlar vardı. İnsanlar sıkılıyor. Türkiye'de dediğim gibi sadece futbolda değil tüketen bir toplum olduğumuz tabii. İçin insanlar sizi gördükçe gene mi bu adam? Sıkılmaya başlıyor. Yeni şeyler istiyor. Starlar istiyor. Önemli oyuncular istiyor. Şimdi özellikle benim ilk geldiğim dönemde sosyal medya falan bu kadar değil yavaşta değildi. Şimdi oyuncuların sürekli sosyal medyada olması, taraftarı heyecanlandırması bunlar da çok önemli etken tabii. O yüzden benim için gerçekçi yani değildi. Yani 3 sene beklemek diye bir şey olmaz diyorsun. Çok kolay bir iş değildi. Peki yani. Ne diyordun hocaya? Hoca sana ne cevap veriyordu? Merak ediyorum. Hocam emin miyiz diyordum. Böyle mi olmalı? Ama hoca buna gerçekten inanmıştı. Çünkü kendine çok güveniyordu hoca. Zamanla ama tabii hedef her zaman Galatasaray'ın iyi olması, kurtulması ya. Hoca kendini buna adamıştı. Zaten bunu yapabilecek bir tane hoca vardı bu proje. O da Fatih Terim'di. Onu da öyle ikna ettiler. Onun bile zor. Evet, onun bile zor. Evet, biz de tabii onun arkasında durduk. Hep yardımcı olduk. Ama içten içe tabii ki endişelerimiz vardı. Şimdi o 2 sene şampiyon oldum sonra benden sıkıldılar diyorsun. Orada galiba senin de benim de çok ciddi bir hatamız oldu. Sen kaç gol attın, kaç gol, kaç asist? 11 13, gol. 13 gol attın. 13 gol, süper finalle birlikte 15 asist. 15 asist, evet. Çok acayip bir istatistik. Evet. Bir kere çıtayı çok yukarı koydun. Ben de o dönem şey demiştim, hala peşim bırakmadı o laf. Selçuk İnan, Türk futbol tarihini değiştiren adam diye. Ya o kadar önemli futbolcu değil. Anlatmak istediğim şuydu yani.
eğer Galatasaray'a da değil de Fenerbahçe'ye de Beşiktaş'a transfer olsa Galatasaray için de Fenerbahçe ya da Beşiktaş için de durum farklı olurdu. Başka bir yere evrilirdi demek istemişim ama hala peşimde o laf. Evet. Selçuk İnan'a böyle demiştin. Onu bana zaten her yerde soruyorlar abi. Hep ikimizde de şey oldu böyle, yani. Böyle bir klasikleşmiş laflar arasına girdi. Herkes onu söyledi. Hatta ilk dönemlerimde ya Mehmet abi öyle bir şey söylemiş sağ olsun dedim. Çok bunun üzerine durmadım. Bilemem. O işte taraftarlar bilir, insanlar bilir diyordum. Ama son röportajlarımda bununla ilgili... Ya çok da mütevazi olmamak lazım dedim. Çünkü evet hakikaten o sene belki Fenerbahçe'ye ya da Beşiktaş'a gitmiş olsaydım belki de Fenerbahçe'ye ya da Beşiktaş şampiyon olabilirdim. Çünkü önemli katkılarım vardı Galatasaray'a. Ki Fenerbahçe'nin de çok ciddi bir teklifi vardı. Evet, sen çok iyi biliyorsun zaten. Hepiniz biliyorsunuz. Ama daha önce söylediğim gibi bu hayaldi benim için, hedefti. Bir de aşktı. Ben öyle Galatasaraylıydım. Biliyorum ama sanki şöyle bir durum var. Eğer Trabzon'da olmasaydın o sene, Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin o acayip rekabeti olmasaydın, Galatasaraylılığına rağmen sanki Fenerbahçe'yi tercih edebilirdin gibi geliyor. Çünkü teklif çok iyiydi. Ya teklif çok iyiydi. Olabilirdi yani. Onu şöyle, seni bir şeye zorlamıyor. Evet, biliyorum biliyorum. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela o dönem çok kötü olaylar yaşandı Fenerbahçe ile ilgili. Ama beni istedikleri dönemde henüz o olaylar yoktu. Yok. Kimse de bilmiyordu, bilinmiyordu. Tabii Fenerbahçe'nin... Trabzonspor'un o dönem Fenerbahçe ile son ana kadar gitmesi zaten Trabzonsporlulara da böyle bir şey yapamazdım ben. Öyle hissediyordum. Biliyorum. Çok anlaşılıyor. Onları çok üzmek istemiyordum zaten. Ama her türlü herhalde Galatasaray'ı tercih ederdim. Peki babandan bir şey geldi mi? Senin adın adın Selçuk Yula'dan değil evet, mi? Evet, Selçuk Yula'dan. Babam iyi bir Fenerbahçeli. Yani iyiydi. İyi bir Fenerbahçeli. Ya en iyi Fenerbahçeli, en koyu Fenerbahçeli kimse bil ki ondan daha koyu Fenerbahçeli. O da Hatay'da çok Fenerbahçeli çoktur. Evet. Yani gerçi değişiyor şimdi galiba ama. Doğduğunda isim bile koymamış. Hmm. Fenerbahçe olsun istemiş önce. O kadar manyak Fenerbahçeli yani. Evet, ondan sonra işte Selçuk'la bir maçta Fenerbahçe Galatasaray maçında golü kim atarsa onun adını koyacağım demiş. Fenerbahçe'den golü kim atarsa. Bu dönem Selçuk'la golü atmış. Rahmetli. Rahmet, Allah rahmet eylesin. Sonra Galatasaray'a gideceğini bilmiyordu ama babam. Tabii Selçuk abi Galatasaray'da da oynamıştı Mustafa. Öyle evet, ama sonrasında babam iyi bir Galatasaraylı oldu. Peki sen bıraktıktan sonra döndün Fenerbahçe'ye? Şimdi içten içe soruyorum. Ya yok diyor, yine Galatasaraylıyız biz falan diyor ama çok inanmıyorum. Şimdi ismini vermeyeyim, bir tane ünlü çok efsane oyunculardan biri. Büyük takımlardan birinde oynadı. Belki kendisi anlattığı için kim olduğunu belki anlatmıştır, biliyorsunuzdur. Babasıyla başka bir takımı tutuyorlar. Büyüklerden bir diğerinde oynuyor. Efsanesi oluyor. Futbolu bıraktıktan sonra babası demiş ki hadi artık dönelim geri. Eski takımımıza. Acaba öyle bir şey oldu mu? Seni zorladı mı dedim. Yok, hiç olmadı. Hiç ama sen zaten Galatasaraylısın. Yani ben zaten ama şöyle bir şey var Mehmet abi. Bu konuşulan bir şey hep. Galatasaraylı da olsanız çocukluğunuzda Fenerbahçe'ye gidip top oynadığınızda mutlaka Fenerbahçeli olursunuz. Oluyor, biliyorum. Bu bir gerçek yani. Çok öyle. O sahanın içinde olan bir insan doğru, mutlaka yani o formayı giymişse, o havayı teneffüs etmişse yani taraftarlık bizim gibi futbolcularda böyle çok böyle holiganizm seviyesinde ya da ne bileyim ben Fenerbahçe'yim, Galatasaray'ım, ne olursa olsun o takımı bırakmam diyeceğiniz bir seviyede değil. Biliyorum. Yani. Biliyorum. Yani çok örneği var bunun. Evet. Ya çok efsane takımların, çok efsane oyuncuları var. Küçüklüklerinde başka takımı tutan. Onu çok iyi biliyorum. Ama adını Fenerbahçe koysaymış. Enteresan olmuş. Yani Galatasaray'da oynama ihtimalin kalmıyordu o zaman. İzin verilmemiş. O kadar koyu falan. Çok acayip olurmuş evet, o zaman. Yani o sezon şimdi 12'si yani double double yaptığın bir sezon ve sen aslında biraz arkaları topluyordun yani. Evet. Net bir 8'de diyemeyiz. Yani çok iyi bir 8 numarasın o şey ama evet, orada böyle hani biraz tandem ikiniz birden. Melo da gidiyordu, sen de gidiyordun. Defansif rolünüz de çok kuvvetliydi. Ona rağmen yani çok önde. Ebuen'in falan katkısı mı bu? Yani iki kanadın sizi çok ileri itmesinden kaynaklanan bir şey mi? Tabii iki Fatih Hoca'nın o zaman ikisi de çizgiye basıyor. İkisi de evet öne çıkıyordu. İşte bizim orta sahanın sağ ve solundaki oyuncular içeri girdiği zaman 4 iş gibi onlar bizi aslında daha çok tabii, rahatlatıyordu. İlk dönem Emre ile Engin oynuyordu. Doğru. Hamit geldi, Hamit oynadı. Bir de tabii direkt iki forvet de oynuyorduk ama Elmander vardı. Daha sonra Necati oldu. Onlar da orta saha. Evet, yani daha farklı oyunculardı.
İyi bir takım olmuştuk. İyi bir sinerji yakalamıştık. Sahanın içinde iyi bir sinerji yakalamak başka bir şey. Dışarıda takım olmak başka bir şey. Sahanın içinde iyi bir takım olmak ve sinerji yakalamak çok önemli bir şey olduğu gibi devamında illaki şampiyonluklar getirir. Şampiyonluk değil, şampiyonluklar getirir. Sezonunuzu çok iyi başlamamıştınız esasında. Evet. Fenerbahçe maçıyla iş döndü değil mi? 3-1'lik maç. Şöyle başlamamıştık. Biz ilk, benim ilk geldiğim dönemde biz 4-3-3 oynuyorduk. Evet. Sonra biz 4-4-2'ye klasik Fenerbahçe maçında. Döndükten sonra evet. Sonra bir bayağı bir önemli bir takım. O karar nasıl verildi? Hoca aslında, mı bir gün geldi 4-4-2'ye dönüyoruz diye? Yoksa siz... Evet, aniden oldu ama şöyle, hoca aslında oyuncuların mutsuzluğunu görebiliyordu, başta benim. Hı. Çünkü son dönemlerde Trabzon'daki dönemimde neredeyse 6 gibi oynuyordum. Doğru. İki Kolman'la beraber. Kolman önünde oynuyordu biraz sanki. Galatasaray'a geldikten sonra 4-3-3'te hoca beni sağ iç ya da sol iç oynatmak istiyordu. Tabii ben orada oynuyordum ama sürekli değişiyordu yanımızdaki oyuncular. Çok... Hocanın istediği şeyler çok olmuyordu. Bizim de, benim de çok istediğim şeyler olmuyordu sahanın içinde. Daha serbest olmak istiyordum o dönemler. Hani istediğim yerde buluşabileyim ama Fatih Hoca'nın 4-3'ünde kulvarlar önemlidir, pozisyonlar çok önemlidir. Topla az buluşabiliyordum. Dolayısıyla da istediğim katkıyı da veremiyordum takıma. Bunun bir sıkıntısı vardı tabii, hocayla bu şekilde de konuşabiliyorduk ama en nihayetinde hoca saha içinde bunun sıkıntılı bir durum olduğunu gözlemlemişti. Tek forvet oynuyorduk. İleride çoğalmada biraz sıkıntı yaşıyorduk. Tabii oyuncuların oyuncu özellikleri, karakteristik özellikleri de çok önemli sistemleri belirlemede. Çok forvet oyuncumuz vardı. Birden böyle bir karar verdi hoca ve 4-4-2'ye döndük. Döndüğümüzde yeniden doğmuş gibi olduk, evet. Özellikle ben. Ama dediğim gibi öncesinde hoca bu sıkıntıları görüyordu zaten. Performans alamıyordu bizden. Değiştirdikten sonra da ben o aynı gün Trabzon'un Lille deplasmanı vardı. Ben o maçtaydım. Trabzonspor'u izlemeye gitmiştik. Burak daha Trabzonspor'da. Evet. Kadroyu görünce şaşırdım yani, hoca neyi deniyor acaba diye. Baktım 4-4-2. Fenerbahçe'de çok şaşırdı. Fenerbahçe'yi şaşırttınız o maçta. Evet. Sen Trabzon'dayken Alex'e bir rastlamıştım bir etkinlikte. Dedim ki Türkiye'nin en iyi oyuncusu sence kim? Ve sen takımında kimi istersin? Direkt Selçuk dedi. Evet. Hemen yani bir saniye bile düşünmedi. Selçuk dedi. Evet. Niye dedim? Çok iyi. Yani çok iyi görüyor sahayı dedi. Çok iyi kaplıyor sahayı dedi. Ne olduğunu, ne bittiğini çok farkında dedi. Yani bizim genelde arkada oynayan oyuncularla ilgili şeyimiz yoktur pek. Anladım. Hep evet. Öndekileri düşünürüz ama mesela Alex'in, Ortega'nın geldiğinde de mesela Hakan Bayraktar'ı çok beğendiğini biliyorum. Yani arkada işleri organize o eden tür, adamı çok önemsiyor. Tabii, o tür oyuncular bizim gibi oyuncularla oynamak isterler. Tabii. Mesela Vesti de son dönemlerinde ben oynamadığım zaman oynamak istemezdi. Ha. Ya çok sıkıntı yaşıyordu. O konuda esasında çok tam tersi bir fikir vardır. Yok ama oyunda. Şöyle mesela ben oynadığımda atıyorum 50 defa topla buluştuysam 25-26'sını Vesti'ye atardım. Şu, bu çok önemli bir veridir. Ama atıyorum ben oynamadığımda 20 başka bir oyuncu oynadığında. Tabii bu tür 10 numaraları topla buluşturmak, doğru zamanda, doğru anda topla sevdiği buluşturmak yerde. Çok önemli bir şey. Çok hızlı bir şekilde topla buluşturmak, ona alan ve zaman yaratmak çok önemli bir şeydir. Bu seyirciler tarafından bilinmez ama şimdi Vesti gibi bir oyuncuyu doğru bir zamanda, doğru yerde buluşturduğunuz zaman, yüzünü kaleye döndüğü zaman da en tehlikeli olduğu andır. Biraz daha geç atarsanız sırtı dönüktür, topu geri vermek zorunda kalır. O yüzden bu tür oyuncular... Benim gibi oyuncularla oynamak hep isterdi zaten. Arkasında benim gibi oyuncu olsun isterdi. Bunu duyduğuma şaşırdım çünkü Vesti'nin senden çok memnun olmadığı yolunda haberler vardı. Haberler hep öyle çıkar ama hiç öyle olmadı. Çünkü iyi futbolcular biraz da iyi futbolcularla oynamak ister. Hani star olanlar. Doğal ama bizim Vesti'yle hiçbir an bile aramızda bir şey olmadı. Yani frikikte bazı sıkıntılar oluyordu. Burak'la da oluyor, Drogba'yla da oluyor. Çünkü herkes frikik atmak istiyor. Ama bunun bir tane kralı var. Onu hikayede kalmasın. Onu sorayım sana. Belhanda ile bir tane. Ya o Belhanda iyi çocuktur aslında. İyi insandır ama bazen böyle birçok şey yapmak isteyebilirsiniz. Orada ben sahadayken çoğu zaman da aslında topu bırakırlar bana. Hoca da zaten benim vurmamı istedi. Aslında ben böyle şey olduğu zaman hemen ilk çekilen, bırakan taraf ben olurum. Başakşehir maçı onu. Evet, şey, aynen. Kaptanlığın vermiş olduğu. Bir de kendi karakterimden dolayı. Böyle bir şey olsa hemen çekilirim.
Bazı zamanlar inat ederim. O inat ettiğim bir şey değildi. Hoca illaki sen vur deyince ben zaten orada gülüyorum. Hani o hocaya rağmen ben vuracağım dedi. Sonra çekildi. Sonra geldi sarıldı bana. Çok gol atmak istiyordum dedi. Hani şampiyonluk. Evet. Olsun hiç önemli değil değil mi? Öyle bir adam. O top direkten dönüyor değil mi? Evet. Evet. Nedir serbest... Çocukluktan itibaren o serbest vuruşta çok çalışmaktan kaynaklanmış şey yoksa yetenek mi? Ya yetenek tabii ki. Yetenek, topa vurma özelliğinin olması en önemli etken ama çalışmak evet çok önemli. Peki hep çalıştın mı? Hep çalıştım. Mesela Fan Oydonk şey demişti ya ben yeterince çalıştım artık çalışmıyorum demişti. Sergen hiç çalışmıyorum diyordu. O biraz numarası tabii şey ya ama. Şöyle çalışmıyorum diyen ya şöyle çalışıyorsunuz antrenman sonunda herkes şut çekiyor. Ya, o da bir frikik çalışmasıdır aslında. Ben hiçbir antrenman yani hiçbir oyuncudan duymadım ki antrenman sonunda şu topu kaleye vurmayayım dediğini. Ya illaki vuruyorsun, çalışmış oluyorsun yani illaki ayak alışıyor. Ama ben çalıştım derken ben daha genç yaşta çok çalıştım. Yani topu barajın üstünden düşürmek çok önemli bir meziyet. Onu da şöyle ki bir maçta 5 tane frikik olmuyor. 5 maçta belki bir tane frikik oluyor. Bir tane hakkınız var. Yani aslında bu tarafından baktığınızda evet ben mesela Galatasaray'da çok goller attım frikikten. Ama diğer oyuncularla kıyasladığınızda çok az kullanarak çok gol attım. Bir de yüzden yüksek. Evet çünkü... Biliyor musun yüzden kaç? Bilmiyorum çok emin değilim ama... Bakalım şimdi. Çünkü çok oyuncu vardı frikik kullanan bizim çok. Takımda. Önemli oyuncular vardı. Ama frikik kullanmak evet çalışma da istiyor, yetenek de istiyor. Peki Burak'la çok iyi bir ikiliydiniz. Evet. Yani Burak'ın da futboluna senin çok büyük katkın var. Hiç kuşku yok ona. O tip bir santrfor mu seni rahat ettirir? Yani... Nasıl bir oyuncu, nasıl santrforla oynamak seni daha rahat ettiren bir şey? Size şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim gibi orta saha oyuncuları için net bir tane oyuncu söyleyemiyorsunuz. Bazı zamanlarda Burak'a çok kızıyordum. Ya bir gel de oynayalım işte bizi rahatlat diyordum. Böyle gelen oynayan oyuncuyla oynadım. Hep Burak'ı aradım. Hani, abi arkaya koşsana diye. Hani öyle anlar var ki topu defans arkasına atmanız gerekir ya da siz o boşluğu görürsünüz ama forvet oyuncusu koşu yapmaz. Öyle oyuncuları da hiç oynamayı sevmezdim. Ama sürekli arkaya koşan oyuncu da sizi oynatmazdı. En azından takım bundan şikayet ederdi. Çünkü hep direkt oynamak zorunda kalırsınız. O da biraz yorucu oluyordu benim için ama Burak'ın defans arkası koşusu çok güçlüydü. Hakikaten hem zamanlı çok ofsaytta kalıyordu ama. Kalıyordu ama bir tane yakalarsa maç kazanıyordunuz. O biraz... o kadar olacak. En anlamadığın teknik direktör kim? Ya bu adam neden bahsediyor? Ne yaptırıyor bize dediğin birisi vardır hiç, mutlaka. Hiç olmadı. Yapma ya. Çünkü çok çok önemli adamlarla çalıştım. Prandelli İtalya milli takımından geldi. Çok şikayet ediyordunuz ama. Ya senden duymadım direkt. Evet ben hiç şikayet etmiyorum. Çünkü o hep anlamaya çalıştım onları. Bir hocaya eğer İtalya milli takımını veriyorlarsa biraz saygı duymak lazım ve anlamaya çalışmak lazım. Çok fazla süresi olmadı, Türkiye'ye adapte olamadı. Oradaki sistemi buraya getirmek ve hemen bunu uygulamaya çalışmak çok kolay işler değildi. Az önce söyledim ya abi, mesela bir takım yaparken ya ben bunu oynamak istiyorum, bunu yapacak herkes dememelisiniz dediğinizde çünkü oyuncu özellikleri ona uygun değilse çok bir zaman gerekiyor. Onu anlatmak, onu yaptırmak, yapamayan oyuncularla başka oyuncuların yerini değiştirmek kolay değil o işler. Ama aslında ben anlamaya çalıştığım için futboldan sonra da illaki teknik direktörlük yapmak istediğim için hep o gözle baktım. Acaba ne düşünüyor olabilir? Evet, ama çünkü çok hakikaten çok önemli hocalarla çalıştım ben. Prandelli şundan söyledim. hatırlıyorsun Arsenal deplasmanı. Evet. 4-1'lik maç. Ben oynamadım o maçta. Sen oynamadın. Evet. Biz yayıncıydık. Şok iyi olduk. Bir üçlü, garip bir üçlü. Evet. Melo'nun içinde olduğu bir üçlüyle çıktı. Sen kadroda yoktun. Yedeklerde de yoktun. Ben hastaydım. Ama sonra iyiyim işte. Gibi bir açıklamanı hatırlıyorum sanki. Hayır. Şöyle hastaydım diye beni oynatmak istemedi. Hı-hı. Çünkü 3-4 gün antrenmana çıkmadım. Ama maç gününde hocam eğer görev verirseniz ben oynarım dedim. Çünkü böyle biz hayatımda hiç zaten hastalıktan dolayı oynamamazlığım olmadı. O çok önemli bir maç olacak, çok şiddetli bir maç olacak dedi. Daha defansif bir oyuncuya ihtiyacım var dedi. Tamam dedim hocam siz nasıl isterseniz dedim ama sonra eğer maçı kaybedersek soracaklar dedim. Hani bunu açıklamak lazım dedim. Dolayısıyla bana sordular ben de söyledim zaten. İki tane maç var böyle hocaların kaderini etkilediğin. Bir de Abdullah Hoca ile Hollanda deplasmanı var. Evet. Seni oynatmadı. Topal ve Emre Belözoğlu ile çıktı maça. Topal'da Emre Belözoğlu da çok iyi oyuncular tabii kuşkusuz evet. Ama sen o dönem Türkiye'nin
en formda oyuncusuydun ve gene yayıncıydım ben orada. Herkes şoke oldu yani. İlk yazılması gereken adam nasıl olmaz diye. Senin bir kırgınlığın da oldu bildiğim kadarıyla. Ya oldu çünkü onu Abdullah Hoca ile de birçok sefer konuştuk onu. İlk bana oynatmayacağını söylediğinde aslında üzülmüştüm, kırılmıştım. Ama en nihayetinde diğer oynayanlar da benim takım arkadaşlarım. Onları desteklemek lazımdı. Bunu hoca ile konuştuk ve bana bu maçta daha defansif bir oyun oynamak istediğini söyledi. Eğer ihtiyaç olursa oyun almak istediğini ama bizim asıl hedefimizin Estonya maçı olduğunu söylemişti. Ama orada da ilk 11'de. Evet, yani içerideki maçta. O zaman benim kırgınlığım başladı zaten. Burada değil. Bu maçta Hollanda maçında 1-0 mağlup oyuna bile almadı ama hiçbir şey söylemedim. Çünkü onun kararıydı. Ama Estonya maçında tabii bence sizin de kamuoyunun bu kadar üzerinde baskı yapması... İnat oldu biraz. Evet, biraz inat yapmıştı. Ben de o inatta kurban edilecek bir oyuncu değildim zaten o zaman. Öyle kolay değildi yani. En azından tepkimi gösterirdim yani. Hiç öyle bir olay gelişti. Ama sonrasında tabii tatlıya bağlandı. Kaptanlık gereksiz bir yük yükler mi oyuncunun üzerine? Yani keşke ya ben kaptan olmasaydım dedin mi hiç? Daha fazla dikkat çekiyorsun. Taraftarın daha fazla baktı bir oyuncu. Şöyle, evet dedim. Ama sahanın içinde kaptanlık bandını takmadığım anlarda da hep saha içinde kaptan oldum. Niye böyle bir oyuncu oldum dediğim oluyor kendime. Hani kaptanlık bandını niye takıyorsun değil ama çok kafa yorardım, çok üzülürdüm. Hep bir şeyleri düzeltmeye çalışırdım. Niye bilmem ama herkes de bunu kabul ediyordu. Yani benim saha içindeki liderliğimi çocukluğumdan beri herkes kabul etti ve böyle devam etti. Galatasaray'da da öyle kaptanlık verildiğinde aslında hiç beklemediğim bir andı. Fatih Hoca ilk bana kaptanlık verdiğinde. Devamında da kaptan oldum. Snyder de vardı. O da olabilirdi. Ama dediğim gibi benim takımda olduğum sürece herkes kaptan olmamı istedi. Yani hak edilmiş bir kaptanlık. Buna hiç kuşku yok ama acaba diyorum hani gereğinden fazla yük bindiriyor mu üzerine? Zaten hani eskiden kaptanlığın anlamıyla şu andaki birbirinden farklı. Eskiden bir kaptan takımın kaptanı olduğu zaman 15 sene olurdu. Evet. Şimdi 50 maçı bitirmeden kaptan olabiliyorsun. Çok fazla oyuncu girip çıktığı için. Çünkü bir şey yüklüyorlar, misyon yüklüyorlar, bir şeyler istiyorlar kaptandan. Eğer altyapıdan çıkmışsa dediğiniz gibi 10-15 sene sürebiliyor kaptanlıklar. Ama eğer böyle altyapıdan gelmiş önemli oyuncularınız yoksa hep bir arama peşinde oluyorsunuz. Çünkü o lider oyuncuyu sahanın içinde bulmak hakikaten böyle çok boş bir şey değil. Önemli bir şey yani kaptanlık. 13 yaşında mı Çanakkale'ye gidiyorsun? 14 evet. 14 yaşında. Tek başına. Evet. Nasıl bir durum o? Yani nasıl bıraktı seni annen mesela? Bırakmadı aslında. Annem hiç bırakmadı da. Ama şimdi dönüp baktığımda ben çocuğuma asla izin vermem tabii. O yaşta gitmesine. Ama ben dediğim gibi büyük, biraz... Büyük konuşma. Ya şöyle ben izin vermem tabii. Benim gibi bir çocuğum olursa. Tutkulu ben bir çocuk evet, olsa. Ben gideceğim dedim ve gittim. Çocukluğumda da böyle inatçı biraz bir çocuktum. Bu hayatımdaki en önemli şey buydu çünkü benim. Yani böyle futbol oynamam lazım. Futbolcu olmam lazım. Oraları yaşamam lazım diye hep hayatımda böyle hayal kurardım. Bir fırsattı benim için. Aslında ben önce seçmelere gittim abi oraya. Çankırı. Beni seçmelere götürdüler. Seçmelerde çok beğendiler beni. Ve ne olursa olsun seni bırakmayacağız dediler. Aslında orada kalmamın en büyük nedenlerinden biri odur. İlk defa hayatımda bu kadar istendiğimi ve çok çok iyi bir futbolcu olduğumu hissettim. Çünkü onu bana hissettirdiler Çanakkale'de. Peki Hatay'da İskenderun'da falan yok muydu talibin? Şöyle ki küçük olduğum için henüz beni götürmüyorlardı oradaki hocalar. Sonra... İşte böyle bir seçmeye biraz göreyim diye götürdüler ama Çanakkale'de beni bırakmadılar. Yoksa Gençler Birliği'nde Samet Aybaba vardı. O soruyordu, ona götüreceklerdi. Hatay Spor vardı ama böyle bir... O dönem tabii Çanakkale Derdi'nin çok kuvvetli evet, bir altyapıydı. Çok önemli altyapısı. İyi para harcıyorlardı. Evet. Çünkü Gökhan da Çanakkale Derdi'nin. Yine de A takıma geldi. Hatay Spor'dan. Ben direkt altyapı testlerine orada 2 sene kaldıktan sonra A takıma çıktım. Ama arada bir şey olmuş galiba. Acaba dönsem mi? Çok oldu. Acaba bir kere falan değil. Bir iki defa otogara gittim. Hoca özlem, aileye özlem mi? Hem aileye özlem, arkadaşlara özlem. Bazen böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Ama gerçekten ne olduğunu bilmiyorsunuz. Anne mi, arkadaş mı, etrafınız mı? Çocuksun daha ya 14. Evet, ki ben hiç hayatımda hiçbir yere çıkmamıştım. İskenderun dışına ilk defa çıkmıştım.
Yani her üzüldüğüm anda, istemediğim bir olay yaşandığı zaman eve gitmek istiyordum. Arkadaşımla kavga ettiğim zaman eve gitmek istiyordum. Hep böyle okula gittiğimizde, sıkıntı yaşadığımda hemen dönmek istiyordum. O tabii okula da gidiyordum orada. Zor bir hayat. O zaman tabii telefon telefon da yok. Yoktu telefon. İşte o zamanlar kartlı telefonlar vardı. Orada zor bir dönemdi. Ama ya, iyi ki o günleri yaşamışız. Böyle ben hep hayatımda hep mücadele etmeyi sevdim. Zorlukları sevdim. Dönüp baktığımda iyi ki bu dönemde futbolcu olmamışım diyorum yani. Sonra Ersun Yanal. Evet. Trabzon'u da tercih etmenin sebebi Ersun Hoca mıydı? Az önce Alex dediğin aslında. Bunu ilk defa anlatıyorum. Hadi bakalım. İlk defa aslında kimse bilmiyor bunu. İlk defa anlatayım bari. Hepsi açıklığa kavuşsun. Beni Ersun Hoca aldı Manisa Spor'a. Sonrasında 3 sene Manisa Spor'da oynadım. Alex dedin ya, oradan anlatmak istiyorum. Alex o zaman da ben Manisa Spor'da oynarken en beğendiğim oyuncu Selçuk İnan demişti. Düşün, hani Trabzon'a ya da Galatasaray'a gelmeden önce. Zico beni çok istiyordu o dönem. Hakikaten böyle o da röportajlarında en beğendiğim oyuncu Selçuk İnan, onu takımda görmek isterim diyordu. Ve ben Trabzon'dan önce Fenerbahçe ile anlaştım. Fenerbahçe aldı beni önce. Yani ben Trabzonspor'a gitmeden önce Fenerbahçe kulüple anlaştı. Böyle bir olay yaşandı. Daha sonrasında Ersun Hoca bu işi bozmak için çok uğraştı. Hani ne olursa olsun benim takımda olması lazım. Tabii Galatasaray'ın o zaman teklifi yoktu. Onu söylemeye çalışıyorum. Siz futbol oynarken eğer bonservisiniz takımdaysa, sözleşmeniz devam etmiyorsa çok fazla söz hakkınız olmuyor. Çok zor oluyor yani. Şimdi daha çok da şimdi, o zaman evet, hiç yoktu. O zaman yalnız. Hiç yoktu. Ben mesela Trabzon'dan Galatasaray'a gelirken bonservisim elimde geldim. Tercih eden kişi olarak doğru. Geldim. O parayı öyle bıraktım, o büyük teklifleri. Bu önemli bir şeydi. Ama Manisaspor'dan ilk beni Fenerbahçe aldı bonservisimle. Ondan sonra Ersun Hoca beni aradı. Ne olursa olsun benim takımıma geleceksin. İşte hani önemli bir proje. Sen çok önemlisin benim için. Beni ikna etmek için çok şeyler yaptı. Ama o Ersun Hoca senin için önemli çok zaten. Çok önemli. Manisa'da evet. Alan o. Ben hocaya dedim ki hocam beni Fenerbahçe'ye vermişler. Ama siz çok istiyorsanız ben zaten sizin takımınızda oynamaktan gurur duyarım dedim. Ben hemen gelirim hocam dedim. Ve ondan sonra işte Trabzonspor Başkanı Aziz Yıldırım'ı arıyor. Bir şekilde aynen. Sonra beni Trabzon'a veriyorlar yani. Aslında öyle gelişti o. Ve ben Trabzonspor'u öyle tercih ettim yani. Güzel hikayemiş. Evet. Kimse bilmiyordu. İlk defa söylemiş oluyor. Bizi tercih ettiğin için. Evet. Ben de çünkü ben de Fenerbahçe evet beni Trabzonspor'a verin dedim. Ve öyle gerçekleşti. Fevkalade. Ersun Hoca'nın çok iyi, yani sende yeri farklı. Evet. Evet. Emeği çok üstümde. Kendimi en kötü hissettiğim dönemde beni Manisa Spor'a aldı. Şöyle ki 4 senemi doldurmuştum neredeyse Çanakkale'de Erdenspor'da. Ve mesela genç milli takımlarda biliyorsun abi, sen şahit oldun benim genç milli takımda. Yok, Hollanda'da beraberdik. Daha 10 numara oyuncusuydum. Önde oynardım. Hep benim için çok yetenekli ama doğru, sen öndeydin, Burak arkadaydı. Evet, evet. Burak önlü böyle oynuyordu. Çok işte koşmuyor, mücadele etmiyor diye bir şey söyleniyordu hep benimle ilgili. Ve Çanakkale'de Erdenspor'da artık böyle yavaş yavaş 20 yaşına geliyordum ve önceden birçok takım istiyordu. Yavaş yavaş da sıkılmaya başlamıştım. Çünkü bir üste çıkmam lazımdı. Onu biliyordum artık, hissediyordum. Öyle bir dönemde Ersun Hoca maçımıza geldi ve beni Manisa Spor'a transfer etti. Onunla çok çok önemli anılar yaşadım. Onun sevgisini, bana inancını hissettim. Ve o yüzden hep onun olduğu yeri hep tercih ettim. Büyük maçları çok iyi oynuyordunuz. Yani yenilseniz evet. De yenseniz de hakikaten çok şahane futbol oynanıyordu. Ersun Hoca'nın hele ki o dönemdeki oyun anlayışı hep buydu. Önde oynamak, gol atmak, ofans yapmak. Bunu hep oyuncuya da benimsetirdi. Ama bendeki yeri dediğiniz gibi çok ayrıdır yani. Ama öyle, ama Şenol Hoca'nın da herhalde öyle. Hepsi çünkü, tabii. Çünkü Şenol Hoca'yla başka bir seviyeye çıktın. Şenol Hoca artık beni en iyi anlayan hocaydı. En rahat ettiğin hoca o mu? Evet. En rahat ettiğin hoca. Şöyle söyleyeyim. Bütün hocalar benden hep farklı şeyler istedi. Beni zorladılar bir şeyleri yapmaya. Hocalıkta biraz bu. Şenol Hoca hiçbir şeyi zorlamadı beni. Koşulsuz bana inandı, güvendi. Ve sahanın içinde o bir sene hiçbir zaman kendimi bu kadar rahat hissetmedim. Ama her oyuncuya yapmaz mı? Evet tabii ki. Yani hiç her oyuncu bir tek bana yapıyordu Trabzon'da. Ama dediğim gibi hocalık da biraz bu. Oyuncuyu tanıyorsunuz ve ondan ne alabileceğinizi biliyorsunuz.
Ve o şekilde davranıyorsunuz. Zaten herkese aynı şekilde davranamıyorsunuz. Birine şaka yapıyorsunuz, biriyle ciddi oluyorsunuz. Bu hayat başka bir şey yani. Sadece saha içi değil yani. Kesin öyle. Senin için gene çok önemli birisi olan Metin Hoca'nın, Metin Tekin'in bir şeyi vardı. Çok severim onu. Hocalık bazen hiç hamle yapmamaktır. Hiç dokunmamaktır der. Yani en iyi hamle hiç dokunmamaktır bazen. %100. Sanki Şenol Hoca'nın sana etkisi öyle gibi. Çok çok önemli bir söz. Ki Şenol Hoca'nın bana yaptığı şey kişisel, bireyselliği. Bazı hocalar bunu takım genelinde, maç özelinde mesela bir maçta hiçbir şey demeden takımı sayıp çıkarabiliyor hocalar. Bırakabiliyor yani. Doğru. Doğru. Fatih Hoca'nın, yani başında konuştuk ama şimdi oyuncu olarak sana dokunuşu, takımı değiştirmesi falan bunlar zaten hakikaten çok bildiğimiz şeyler. Hocalığını, yani yardımcı hocası olmak onun nasıl bir şeydir, onu anlatsan biraz. Ben biraz biliyorum ama yani mesela gecenin ikisinde telefon eder mi sana? Seyrettin mi işte Inter maçını falan diye? Gecenin ikisinde telefon etmiyor. Başka şeyler için ediyor tabii ama böyle biz zaten her gece ikiye kadar çalışıyorduk. O yüzden ikiye zaman kalmıyordu. Gerçekten çok çalışıyor hoca. Uyuyor mu hiç? Ben ne zaman uyuyor bilmiyorum. 12-1'e kadar oturuyoruz artık böyle ekipte. Hani bir şey, biri bir şey yapsa da genelde bu görev bende olurdu. Hani bir şey söyleyelim, hocayı kaldıralım da gitsin uyusun dinlensin diye. Ya sohbet etmeyi çok seviyor hoca. Oyuncu konuşmayı, takım konuşmayı çok seviyor. Şöyle ki mesela oturuyoruz, kendi takımımızla ilgili analizimizi yapıyoruz. Oyuncuları konuşuyoruz. Bitiyor. Maç arıyor. Maç yok. Bizim analizcilere internetten yok mudur Kazakistan Ligi, Türkmenistan Ligi falan, onları bile seyrediyor. Yani öyle düşünün. Hiç sıkılmamış değil mi? Yani futboldan hiç sıkılmamış. Çünkü çok, ben çok sıkılanı çok biliyorum. Bence hoca şimdi sıkılıyordur. Çünkü hoca onunla yaşıyor. Yani o, bu onun hayat şekli olmuş. Çok seviyor. Hakikaten çok seviyor. 5 dakika ayakta görse sizi hemen bir şeyler anlatmaya başlayabilir size futbolla ilgili. Ve anıları hiç bitmiyor. Tabii koskoca bir tarih. Hani Milan'dan, Fiorentina'dan, Galatasaray'dan, futbolculuk dönemlerinden. Hani böyle hiç açılmamış bir kutu gibi. Sürekli içinden yeni yeni şeyler çıkabiliyor. Sınav yapıyor. Evet, evet. Değil mi? Bir de sınav yapıyor. Tabii. Şu maçı seyrettin mi? Geliyor hemen. İşte bunu tanıyor özellikle musun? Rakiplerimizle ilgili 3 hafta önceden sormaya başlıyor. Mesela Konya Spor'la oynayacağız diyelim 3 hafta sonra. Şimdiki maçını soruyor. Nasıl oynadılar, ne oynadılar. Yani her şey aslında hoca birçoğunu da bilerek yapıyor geliştirmek için. Mesela benle ilgili her 2 ayda bir böyle odada bir sınav gibi. Ne oldu, ne öğrendin, nasıl gidiyor, ne yaptın, hangisi doğruydu, benle ilgili eleştirilerin ne, neyi doğru yaptık. Hep böyle bir istişare ederdik, bu benim çok hoşuma giderdi. Sonra gece 3'e kadar oturuyorsun, sonra sabah 6'da gene ayakta. 6'da 7'de ayakta, kahvaltıya da geç geldiğinizde neredesiniz diye. Çok hakikaten nevi şahsına münhasır bir insan yani. Evet, eşi benzeri yok o anlamda hiç. Hakikaten öyle. Tabii ki şu İzlanda maçında attığın frikik golünü konuşmadan olmaz. Attığında ne olduğunun farkında mıydın? Yani direkt gittik biz. Onu biliyor muydun? Biliyordum, evet. Şöyle biliyordum. Kulağım hep yan tarafta. Orada bütün olaylar tamamdı. Bir gol atarsak şampiyonaya direkt gideceğimizi biliyordum yani. O yüzden kendim çok gol sevincim oldu da onun gibisi olmadı. Orayı hatırlamıyorum abi. Arda gelmiş yanına. Orta mı yapsan demiş galiba. Demiş. Ben mesela onu hatırlamıyorum. Ona git demişim. Çünkü ya ben... Bir kez daha bunu anlatmıştım bir röportajda. Ben o olayı yaşıyordum sahanın içinde. Hani Hakan Çalhanoğlu oyundan çıktığı anda bir frikik olursa bu golü kesin atacağım diyordum. Hakan Çalhanoğlu oyundan çıkarsa dedi, o oyu vurmak isterse yine ben izin vereceğimi bildiğim için, hani izin vereceğim derken hani o da çok iyi vuruyordu topa. Biraz daha uzak mesela golü attığım yerde Hakan Çalhanoğlu sahada olsaydı o topun başına ben zaten gelmezdim. Uzak çünkü. Aynen, Hakan'a bırakırdım. Ama çıktıktan sonra evet, bu başka şansımız yok diyordum kendi kendime. Bir tane frikik belki çözer. Çünkü 10 kişi kalmıştık. İzlanda da güçlü bir takımdı. Son 10-15 dakika artık biz biraz da oyundan düşmüştük. Tabii. Töre atılmıştı. Evet, berabere bitmesi de çok önemliydi bizim için. Frikik olduğunda böyle 40 metre falan mesafe. Ben hiçbir şey düşünmüyordum. Sadece faul ne oluyor o sırada? Böyle ses kesiliyor. Kesiliyor evet abi. Hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey. Sadece hakemin
nerede duracağına bakıyordum. Hani buradan kullan ya da buradan kullan. Mesela frikikte onlar da çok önemlidir. Ne görüyorsun o sırada? Sadece baraja mı bakıyorsun? İlk başta sadece kaleye ve mesafeye bakıyorsun. Sonra baraj kuruluyor. O arada da işte hangi oyuncunun üzerinden nasıl bir vuruş yapacağını hesaplarsın. Ama o dediğim gibi frikik yetenektir, çalışmaktır. Ama ben oyuncularıma da şimdi bunu söylüyorum. Bundan daha önemlisi konsantredir. Yani bir şekilde iyi konsantre olmanız gerekiyor. Topu nereden, hangi oyuncunun üzerinden vuracağınızı hesaplamanız gerekiyor. Ama konsantre çok önemli. Bu senin çocukluktan beri yatağa, yastığa kafanı koyduğunda gördüğün, hayal ettiğin şey. Anda, evet. Yani bunu hayal etmemiş çocuk yoktur muhtemelen. Yoktur, evet. Bize nasip oldu. Sana, sen elde ettin bunu çabanla. Peki çocukken o frikikleri atarken karşı kalede kim oluyordu? Amcamın oğlu. Yok. Şey olarak hikaye mesela. Hayalimde. Mesela Fenerbahçe'ye karşı mı atıyordun? Beşiktaş'a karşı mı atıyordun? Real Madrid'e karşı mı atıyordun? Kime atıyordun o golleri? Ya hiç böyle şu anda hatırlamıyorum tabii ama böyle Simović'i çok severdim o dönemler. Simović'i çok severdim. Ama böyle bir hangi takıma atıyorum diye vallahi şu an hatırlamıyorum ama hep hayal ediyorum. Şöyle ki hoca oldum. Şimdi hocalık yapıyorum. Önceden tabii çok böyle hep sürekli sahanın içini görürdüm. Attığım golü, attığım pası falan. Şimdi daha çok kafamda bir şeyleri organize ediyorum, dizayn ediyorum dışarıda. Ama yine ara ara frikik atıyorum yani. Hocalık daha zor değil mi? Zor, çok zor, evet. Futbolculuktan çok daha zor. Söylerlerdi, çok inanmazdım demek istemiyorum ama anlayamazdım. Yani nesi daha zor? Oturuyorsunuz, istediğinizi oynatıyorsunuz, istediğinizi çıkarıyorsunuz. Önemli bir güç diyordum. Çünkü futbolcu sahada gerçekten yoruluyor. Canım çıkıyordu benim sahada mesela. Maç bitiyordu. 12 kilometre koşuyorsunuz. İşte ben mesela maçlardan sonra uyuyamazdım. Hep korkardım bir de. Çünkü çarpıntı oluyordu bilmem. Çok şiddetli maçlardan sonra. Allah'ım diyordum nasıl bir şey var. Yani hakikaten çok bir maçta 4 kilo veriyordum. O kadar yani. Zordu benim için. Her sabah uyanmak, antrenmana gitmek. Derdiniz mi var, sıkıntınız mı var? Hiç önemli değil. Sürekli o sahada olmanız gerekiyor. Zordu diyordum ama öyle değilmiş abi. Hocalık bambaşka bir şey. Vicdani olarak çok zor. Kafa olarak çok zor. Bir oyuncuyu oynatmadığınız zaman onun üzüntüsünü görmek bile acıtıyor. Ama tabii artık çok profesyoneliz onu biliyoruz ama sürekli çalışmak, düşünmek hakikaten çok zor. Futbolcuyken antrenmandan geldiğimde eşimle çocuğumla çok rahat zaman geçirebiliyorum. Kendimi onlara verebiliyorum. Şimdi hocayken sohbet ediyoruz ama ediyor gibi yapıyorum eşimle. Aklın nasıl? Kafam hep orada başka bir şeydi yani. O hakikaten zor bir durum yani. Çıkmıyor kafanızdan. Peki şey diyor musun bazen kendi oyuncuna? Ya ne yeteneksiz adam bu yani. Şu, vursana şu topu şuradan şuraya atamıyorsun falan diye geçiyor mu aklından bazen? Öyle yeteneksiz demiyorum ama yaparsın sen bunu be oğlum diyor. Ya içinden geçiyor. Mesela ben Hacı'da görüyordum onu. Yani bu... Diyor ki ya bu adam bu topu nasıl atamıyor buraya? Çünkü öyle bir şey yok ki onun kafasında. İstediği yere istediği gibi atabiliyor yani. Ama oyunculuğumda da ben bunu çok iyi idrak edebilmiştim. Bizden daha az yetenekli oyuncularla da oynamıştım. O yüzden böyle bir şeyde hiç bulunmadı bu oyuncu. Peki tamam ben öyleymiş gibi davranalım. Mustafa Hoca'yla da çalıştın. Evet. Yani sen üç büyüklerle çalışan enler evet. Oyunculardan birisin. Hepsinin farklı farklı özellikleri var. Mustafa Hoca... Çok onun da çok önemli bir yeri var. Hayata bakışı, duruşu, örnek aldığım insanlardan biri. Ama en çok rahat ettiğin Şenol Hoca. Buradan evet, onu anlıyorum. Yanlış anlaşılmasın bu. Yani en başarılısı, en iyisi. Yok hiç öyle değil. Saha içinde sana şey en vererek. Çok özgürlük veren hiç bir şey söylemiyorum. Unutamadığın gol. İzlanda maçındaki golümdür. Öyle diyeyim. En heyecanlandığın maç? Real Madrid maçı. Buradaki. Drogba, Snyder. Evet. Olabilir miydi o maç? Evet, olmuştu vallahi öyle. Olmuştu yani içimden. Gördün mü Mourinho'nun yüzünde bir endişe? Hepsi. Mourinho'dan çok saha içi bunun olacağına inandırmıştı beni. Hepsi birbiriyle tartışıyordu. Sıkıntıları vardı sahanın içinde. Zaten sıkıntı olduğu zaman bir takımda bilin ki o maçı kazanmak kolay değildir. Evet, onu hissetmiştik sonra yani. Sonra Ronaldo devreye girdi galiba. Ya o artık son dakika, evet. Ama o dönemde VAR falan olsaydı biz zaten iki maç... Orada. Evet, totaline baktığınızda iki maçta geçerdik. Bir penaltı verilmemiş. Evet, orada. Burak'ın penaltı. Burak bir de sarı kart gördü, cezalı duruma düştü. Ha, doğru, okey. O maçta. Okey. Evet. Kendine en çok kızdığın maç?
kendime... Yoksa da yoktur canım. Yok yani bir sinire çok kızdığım maç oluyor çünkü kendime. Peki herkesin size çok kızdığı maçları sorayım. Ne oldu 2016'da ya? Milli takımda. Evet. Milli takımı şöyle özetleyeyim ne olduğunu. Herkes beni eleştiriyordu. Burak'ı eleştiriyordu. İşte oyuncuları eleştiriyordu. Arda'yı. Diğer oyuncu Hakan Baltay'ı, Mehmet Topal'ı. Kötü oyuncular olduğumuzu söylüyorlardı. İspanya'ya kaybettiğimizde de herkes bize kızdı. Hani ben kötü oyuncuyum. Arda kötü oyuncu, Burak kötü oyuncu. Oynadığımız takım da Iniesta, Fabregas. Ya zaten kazanamazdık o zaman hani mantık olarak baktığınızda. Ama çok kötü. Şunu söylemek istiyorum. O grupta gerçekçi olmamız gerekiyorsa 3 puan alınabilecek bir puandı. Ama diğer rakiplerimiz Hırvatistan ve İspanya'ydı. Onlar favoriydi zaten. Evet onların Hırvatistan maçında bence bir puan alabilirdik. Çok kötü oynadık. Şöyle diyemem. Bir Hırvatistan maçından sonra biraz sıkıntılar yaşadık. Prim mevzusu çıktı. İnsanlar bizi takım olarak bayağı bir hırpaladı. Hepsi... Ama içeride de bir sorun vardı. Yani çünkü genç oyunculardan yok. Sana anlat her şeyi falan o anlamda söylemiyorum ama. Yani ben anlayamıyorum onu. Genç oyunculardan ben çok duydum. Ya ne oluyor burada anlamıyoruz. Bir garip bir elektrik var burada. Şöyle bir şey oldu. O prim konusundan sonra aslında genç oyuncularla biz tecrübeli oyuncuların arası hakikaten çok iyiydi. Özellikle kendi adıma da konuşabilirim. Hı hı. Genel anlamda da konuşabilirim tabii. O takım iyi bir takımdı Mehmet abi. Önemli olan şey şunu bilmek gerekiyor. Milli takım en üst seviyedir. Milli takımı konuşmak gerekiyor. Milli takımın oyuncuları milli takım oyuncusu olması lazım. Yani kendi kulübünde oynadığın maç sayısı, performansın bile çok önemli olmuyor milli takımda. Hı. Hakikaten öyle bir yer. O şampiyonaya gittiğimizde zor bir gruptan çıktık baktığınız zaman. Hani biz sadece sonuca bakıyoruz, son olaylara bakıyoruz. Anladım. Ama öncesinde çok önemli bir peki, gruptan... Peki onunla ilgili tek bir tane bir şey sorayım, istemiyorsan cevap verme. Son maç İspanya maçı mıydı Nis'teki? Çek Cumhuriyeti maçı. Çek Cumhuriyeti maçından sonra siz uçak kiraladınız mı? Hani akşam yenilsek dönelim diye. Yo ben zaten takımla döndüm. Ha, ama öyle bir şey yok yani. Yok uçak kiralayıp dönenler ertesi gün zaten ertesi döndüler. Gün. Onlar öyle bir şeyden döndüler. Öyle bir haber çıkmıştı. Nasıl olsa eğleniriz diye akşam uçak. Hayır hepsi şey. Olacak bir şey değildi. İstanbul'a dönmeyenler vardı. Hı. Onlar direkt Almanya'ya uçanlar vardı. Direkt. Anladım. Yok buna bir açıklık getirelim çünkü mantıksız yani o kadar da değil yani. Şey. Zaten şöyle bir şey var Mehmet abi biz 3-0, 2-0 kazandık. Bizim hı-hı gruptan çıkma ihtimalimiz vardı. Tabii. Biz o maçtan sonra akşam oturduk bütün maçları seyrettik. Doğru 2 maç. 3-4 tane maç kötü bitti. Hepsi aynen. Ya İzlanda maçında yaşananların tam tersi. Tam tersi oldu. Yaşandı. O yüzden hani en olmayacak şey oldu. Portekiz 3 puanla 3 beraberlikle şampiyon oldu. Doğru. Biz 3 puanla çıkamadık. Zamanı geri alabilsen sonucunu değiştirmek istediğin maç. Chelsea maçı oradaki. Oradaki Chelsea maçı. O benim en üzüldüğüm maçlardan biridir. Çünkü performans orada da yayıncıyım ha hepsinde. Orada çok kötü oynamıştık. Hani tekrar Drogba'nın dönüşü değil mi? Evet. Tekrar bir fırsatım olsa o maçı oynamak isterdim. Takım olarak. Çünkü hakikaten kötü oynamıştık biraz. Hiç baştan olmadı. Tutmadı maç. Tutmadı evet. Tutmadı. Buradaki maç iyiydi. Buradaki hatta 1-1 bitti ama çok iyi oynadık. Çok gol kaçırdık. Çok iyi oynadık içerideki maçta. Oradaki maçta tabii içerideki oynamış olduğumuz maç bizi biraz inandırdı ona. Yoksa Chelsea'yle oynamak o dönem çok kolay değildi. Yok. Çok önemli oyuncuları vardı. Ama orada eleyebiliriz diye çıktık sahaya. 2-0 kaybettik çünkü ama... Çünkü Schalke'yi elemiştiniz yani. Evet. Çok şey bir maçtı. Kötü oynadığımız bir maçtı. Ama evet. Chelsea iyi bir takım olmasına rağmen onların da kötü bir zamanıydı. Doğru. Hani yenebilirdik onları. Doğru. Mümkün de o. Seni sahanın içinde en çok şaşırtan oyuncu. Ya bu adam nasıl bir yetenek dediğin birisi var mı? Rakipte olabilir, kendi takımda olabilir. Karşı yani çok acayip bir şey bu. Nasıl oynayabilir bir oyuncu böyle futbol? Rakip olarak Iniesta'yı söyleyebilirim. O biraz farklı gelmiştim biraz dedim. Bayağı bir farklı yani. Ama beraber oynadığım oyuncular arasında beni her antrenman şaşırtan Jaja'ydı. Trabzonspor'da. Çok değişik oyuncuydu o da. Başka bir oyuncuydu evet. Antrenmanlarda kendisine yazık etmiş diye. Oyunculardan biri. %100. Çok top class. Real Madrid'de bile oynayabilirdi sanki. İnanılmaz bir oyuncuydu Mehmet abi. İnanılmaz bir oyuncuydu. Antrenmanda inanamıyorduk yani. Öyle diyeyim sana. Çünkü her şeyi yapabiliyordu. Bu kafa vuruşları çok üstü. Röveşata vuruyor, şut çekiyor.
çalım atabiliyordu, hızlıydı, pasördü, değişik bir oyuncuydu. Çok üst özellikleri vardı. Katılıyorum. Çok özel bir adamdı hakikaten. Yani çok kendisine yazık etmiş adamlardan biri. Evet. Televizyon başında en heyecanlandığın maç? Seyirci olarak, taraftar olarak. Eskiler de olur. UEFA Kupası'nı aldığımız maçtı. Nerede seyrettin, hatırlıyor musun o anı? Bütün arkadaşlarla beraber evde. 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 Başka bir şeydi ya. Hep Galatasaraylılarla mı? Evet. Yok, karışık. O dönem Galatasaray'lar kalmamıştı. Herkes destekliyordu. Evet. Kümede kalmak mı, şampiyon olmak mı? Kümede kalmayı bir kere yaşadın Manisa'da. Evet. Düştünüz değil mi? Evet. Şöyle söyleyeyim. Dönüp tekrar o yaşadığım anla ilgili bir şey söylemek isterim bununla ilgili. Bir tane şampiyonluğumu verirdim küme düşmemek için. Ne diyorsun? Evet. İlginç. Onun acısı çok başkaydı. Yani ağladığım gün sayısı gülüp eğlendiğim gün sayısından çok fazlaydı. Bak, hiç bunu tahmin etmezdim. Yani. Çünkü yani düştün ama yani düştün, ne yapalım, çıkarsın yine. Şampiyonluk çok farklı bir şey. Başka bir şey ama o düşmek... İlginç. Evet. Frikik mi, penaltı mı? Frikik. Kolman mı, Melo mu? Melo. Mancini mi, Prandelli mi? Mancini. Evet. Ben de öyle tahmin etmiştim. Mancini. O zaman sana 30 saniyede yapacağım bir, 30 saniyede cevaplamanı rica ettiğim bir testimiz var. Öyle mi? Hiç unutamadığın, yok şey, öyle bilgi yarışması diye merak etme. Olsun. En unutamadığın 5 frikik golün. İzlanda maçı 1, süper finalde Fenerbahçe'ye attığım 2, yine Fenerbahçe'ye 2-1 kazandığımızda attığım 3, Trabzonspor'a Mancini döneminde attığım gol. Güzel bir goldu. Evet. 5.'si de Ümit Milli Takımı'nda hatırlıyorum bir tane. Ümit Milli Takımı'nda attım. Gençlerbirliği maçında çaplarda. Güzel. Hemen. Hallettin mi valla, bravo. Kaç tane attın, hatırlıyor musun? Biliyor musun? Galatasaray'da 12 tane attım, yanlış hatırlamıyorsam. 12, 12, 13, 12. Öyle bir şey. 12. Ki her seferinde de başına geçemiyordun mesela. Drogba döneminde. Çok dedim ya, öyle önemli oyuncular vardı. Drogba, hepsinin başında Drogba vardı. Biz de şaşırıyorduk ya bu adam. Burak çok vardı öyle. Burak da vardı. Ay, Drogba atamıyordu ya. Bir tane mi atmıştı? Ya onun vuruş stili gerçekten çok başka. Değişikti. Daha uzaktan çok daha etkili vurabiliyordu ama çok yakınlardan o barajı geçirmeniz lazımdı. Orada evet, ben... O indirmek çok zor bir şey. Kim en iyi gördüğün frikikçi? Beraber oynadığım... Herhangi birisi olabilir. Herhangi birisi ise Juninho izlediğim hayatımda. O da uzaktan atıyordu. Evet. Zola çok iyi indirirdi. O da ya çok, şimdi Zidane hiç frikik kullanmadı ama o da çok iyi kullanıyor. Çok hiç kullanma dediğim, çok az çok kullanıyordu az ama çok üst düzeydi. Ama gördüğüm en iyisi Juninho'ydu yani, izlediğim. O çok haklı. 50 metreden dalıyordu, şey 20 metreden. O da her şey vardı onda. Vardı. Çünkü frikikte mesela Ronaldo ayağının üstüyle çok iyi vurabiliyor ama Messi o vuruşu yapamaz. Doğru. Messi daha yakından başka bir vuruş stili var. Ama Juninho'da hepsinin en iyisi yani. Her vuruş stilinin en iyisi ondaydı, öyle diyeyim. Doğru söylüyorsun, haklısın. Birisinden imza ya da selfie istedin mi? Bir kişiden istedim sadece, Zidane'dan. Formasını da verdi bana, sağ olsun. Evet. Maçta mı? Maça gittiğimizde. Evet. Madrid maçına. Zidane benim en beğendiğim oyuncu diyebilirim. Popüler biri olduğunu ne zaman anladın? Şöyle söyleyeyim, Trabzonspor'da şampiyon, Türkiye Kupası şampiyonu olduk. Urfa'daki döndük. Başta. Orada evet, artık bu insanlar beni tanıyor. Herhalde ben ünlü biriyim dedim. Orada başlamıştık. Evet, bir gündüz maçıydı değil mi? Evet, Urfa'da 3-1 kazanmıştık. Büyük çok büyük kutlama olmuştu. Trabzon için çok önemli bir maçtı, başka bir şeydi. Doğru. O bir de şeyi de, Trabzon'daki mantaliteyi de değişti. Evet. Ya biz yapabiliriz yani, kaybetmeye alışmıştık bir takımdan. Bir anda başka bir takıma dönmüş. Hatırlıyorum o maçı. Çünkü çok, Fenerbahçe bayağı bir favoriydi. Çok önemli bir takımı vardı Fenerbahçe'nin de. Hafızandan hangi anıyı silmek istersin? Östersund maçı. Uf. Evet, içerideki maç. Kendime de kızdığım bir maçtı o. Onu silmek isterdim. Hakikaten. Sakat oynamıştım. Bak, ben silmişim. Sen söyleyince hatırladın. Orada çünkü benim artık başka bir şey olmuştu hayatımda, kariyerimde.
O maçtan sonra. Futbolu orada bıraktım yani. Ha, okey. Evet. Bu anlamda biraz fazla duygusal davrandığını evet. düşünüyor musun? Evet, hem de çok. İşte yani silerim dediğim, o anı da silerim, düşüncelerimi de silerim. Bambaşka bir, çünkü yani 38-39 yaşına kadar çok rahat oynayabilirdim. Oynardın. Eğer... Peki oyununu değiştiremediğini düşünüyor musun? Ben sanki öyle bir eksiklik gördüm gibi. Çünkü oyunu sevdiğin belliydi, hala evet. da seviyorsun, onu da biliyorum. Ama yani oyunu mesela... Pirlo bir yaşta oyununu değiştirdi. Yani ben biraz daha az koşarak başka bir şey yaparım. Bunu senden duydum aslında abi. O fırsat verilmedi. Öyle bir oyuncu yapmak istemediler beni. İsteselerdi evet o oyuncu olabilirdi. Yani şimdi yani çünkü bu hocalarla alakalı. Sana niye Galatasaray'dan ayrılmadın demiyorum, yanlış anlama. 9 sene oynadın ve Galatasaray efsanesi olarak bıraktın ama hani oyunu bu kadar seviyorsan gidip başka bir yerde de yapabilirdin bunu. Düşündüm onu. Aslında çok düşündüm ama dediğim gibi hem çok fazla yüksek bir aidiyet duygusu vardı. Hı. Hem de tabii 32 yaşından sonra, ben 32 yaşına kadar hiç öyle bir şey aklıma bile gelmedi. Evet. Hakikaten çok üst başka bir şeydeydi. Östersund maçından sonra acaba gitmeli miyim, neresi olur diye düşünürken ama yine de o zamanki başkanımız, yöneticilerimiz aslında bunu hiç istemiyordu. Takımın başında Tudor vardı. O da hiçbir yere gitmemi istemiyordu. O maçtan sonra tabii başka şeyler yaşandı biraz. Ben çok üzülmüştüm. Kendim ama bir karar verdim. Anlatmak istemiyorsun galiba. Çok istemiyorum ama onu sonra bir sonraki programda onu anlatacağım. Ama hani düşüş dediğiniz yer aslında orada başlamıştı bende Östersund maçından sonra. Sonra Fatih Hoca geldikten sonra aslında tekrar bir takıma yardım etme çabası içerisindeydim. 32 yaşına kadar hep başroldüm belki takımda ama Fatih Hoca'nın son döneminde yine iki şampiyonluk yaşadık. Aslına baktığımızda birçok oyundan daha fazla maçım vardı. Yine 28 ilk 11'im vardı. 33 maç oynamıştım neredeyse. Gol atmayınca. Gol atmayınca evet. Ama sizin söylediğiniz gibi az önce mesela Modric birçok sezonu bir golle bitiriyordu aslında Real Madrid'de. Bizde bana çok alışmışlardı gol atmama ve skor üretmeme. Dolayısıyla insanlar hep böyle bu kadar gol atmış, bu kadar şey yapmış diye eleştirebiliyorlar. Basit bir eleştiri oluyor zaten. Böyle bir eleştiriye de maruz kalmıştım. Ama ben hep eleştiriye hep maruz kaldım. Çok gol attığımda 12 gol attım, 13 gol attım. Bir sonraki sene 8-7 gol attım. Çok eleştirdiler. Bir sene 15 gol attım. Yine de eleştirdiler toplamda. Hani az önce biraz, söyledim ya. Bunlar normal şeyler tabii. Normal ya. Ama... Sonuçta Ronaldo da ıslıklandı bu dünyada yani. İnsanları anlamak lazım. Ben o anlamaya çalışırken biraz zaman kaybettim ama... Doğru. Beş büyüklükten de sana teklif geldiğini biliyorum. Evet. Hepsinden geldi. Özellikle Galatasaray'a ilk imza attığım dönemde... Monaco istedi mi? Monaco, Paris Saint Germain. Paris Saint Germain istedi. Evet. Ama o zaman gerçekten iyi bir dönemimdeydim. Bütün takımlar, bütün liglerden istediler. Evet. Leicester'ın istediğini biliyorum. Leicester beni daha 30 sonra. Yaşında istedi bir de. 30 yaşında. Bir Fulham galiba var bir dönem. Yanlış mı hatırlıyorum? Yok, ilk dönemde vardı ama 30 yaşındayken Leicester beni istemişti. Böyle bir istekleri olmuştu. Ama biz 4. yıldızı takmıştık. Çok önemli bir takımdık. Çok mutluydum. Fena da para kazanmıyorduk. Evet, iyi de para kazanıyorduk. Bunu söylemek lazım Mehmet abi. Bunu her defasında söyledik. Biz evet kendi ülkemizde kazandığımız paralarla eleştirildik. Ama hiçbir zaman gelen oyuncular kadar yine para kazanmadık. Onların hep yarısını belki aldık, belki alamadık. Ama futbolda bir gerçek var. Futbol performans işidir. Sahanın içinde bir gün Mancini bana bunu anlatmıştı. Biz Sampdoria'ya şampiyon olduk dedi. Ertesi sene dedi, Sunus geldi dedi. Sunus bizim aldığımız paranın 10 katını aldı dedi. Biz 1 lira alıyorduk. O işte 10 lira aldı dedi. Otomatik olarak dedi bizim paraları dedi 6 liraya çıkardılar dedi. Hmm. Ya bu böyledir futbolda. Şimdi şampiyon olursunuz Galatasaray'da. Bütün takımlar sizi ister. Bir oyuncu 2 alıyorsa 2 milyon euro. Atıyorum işte Kerem Aktürkoğlu da eğer o senenin yıldızıysa siz ona maaşını yükseltirsin. Ya da 1 milyon euro verirsiniz. Siz verirsiniz zaten. Öyle bir durumdu yani. Bu da yatsınamaz bir gerçek yani. Dünyanın her yerinde bu biraz... Yok, o anlamda söylemedim. Tabii ki kazanacaksın. Niye kazanamıyorsun herkes kazanırken? Yani çünkü biliyorum ben o dönem 6-7 milyon euro kazananlar vardı. Evet. Sizin de ona göre tabii ki bir geliriniz olacak. Orada hiç şüphe yok. Şu anlamda söyledim. Şu anda böyle maaşlar kalmadı Türk oyuncular için. Evet. Yani acaba öyle olsaydı...
Yani kur durumu böyle olsaydı yurt dışına gitmeniz daha mı kolay olurdu? Muhtemelen tercih edebilir. Tercih edilebilirdi ama ben hep böyle bu kararı almadan önce istenip istenmediğime baktım hep. Bu benim için çok önemliydi. Galatasaray'dan ayrılmam belki de yani mümkün olmayan bir şeydi. Hep hiç istemediler böyle bir şey olmasını. O dönemki hocalarım, başkanlar, yöneticiler. Ya ufacık böyle bir şey... İçinde ukde kalmadı Avrupa'da oynamamak. Ya şöyle, keşke gidip oynasaydım dediğim oluyor mu? Oluyor bazen. Hep böyle bir o havayı teneffüs etmek isterdim. Çünkü gittiğiniz yerin dilini de öğreniyorsunuz. O da başka bir vizyondu. O yüzden böyle içimde ufacık bir şey var. Tabii aile, eş, o dönemki kız arkadaş bunlar da çok önemli. Yani hadi gidelim diyen birisi varsa kalkıp gidiyorsun da hadi yok oturalım ne işimiz var diyen varsa. Ya ben mesela tam futbolu bırakmaya karar verdiğim an gidip oynamak istiyordum aslında Avrupa'da 1-2 sene. Çok tabii üst düzey takımlar olmayacaktı bunlar normal. Ama o dönemde tam eşim hamileydi. Bir de hocayla görüşmemiz oldu. Antrenörlük konusunda burada kalmanı istiyorum dedi. Böyle bir fırsat gelince de yine bir ertelemiş olduk. Daha doğrusu iptal etmiş olduk. Gidemedim yani. Galatasaray'ın sadece bir profesyonel ilişkin yok senin. Yani hani şey dedin ya. Gönül olarak da evet var. Biraz yani o yani profesyonel olduktan sonra da para kazanma o gitmemiş sende hiç. Hiç gitmedi. Dediğim gibi hep böyle sevilen başka bir şey belki ama benim için daha önemli olan şey saygı duyulan biri oldum hep. Bunu da hep bana hissettirdiler sağ olsun yöneticilerim. Peki şimdi bunu sormadan ne demeyeceğim? Kasımpaşa kararını nasıl verdin? Yani çünkü baktık biz son 5 senede 15 hoca değiştirmiş. Evet. Ya şöyle yani ne düşündün merak ediyorum yani. Az önce aslında sen söyledin ya ben zoru hep sevdim aslında. Mücadele etmeyi hep sevdim. Bu da benim için bir meydan okumaydı. Ben Kasımpaşa bana teklif yaptığında anlaştığımda ne kadar dostum varsa aradı sağ olsun. Arayanların ilk söylediği şey emin misin? Neden böyle bir şeye karar verdin? Oldu. Hayırlı olsundan çok. Çünkü tabii ki Kasımpaşa Kulübü gerçekten çalışılması teknik olarak yani tesisleşme çok olarak, saha olarak evet inanılmaz bir tesis. Oyuncuya çok profesyonel bir yapılanma baktığınız zaman ama çok sık değiştiriyorlar yolunu. En üst seviyede ama hoca konusunda zaten sıkıntılı bir takım olduğu için benim dostlarım emin misin diye sordular. Bir şeyi değiştirebilirim diye düşündüm. Hayatımda hep böyle inandım. Oyuncu bazında istediğim şeyi elde etmiştim aslında. Oyuncularla iletişimim çok iyi. İstediğim şeyi sağa yansıtabiliyorlardı. Belki skor olarak tam istediğim şeyi alamadım. Ama onun da çok rahat bir şekilde geleceğine inanıyordum. Ama dediğim gibi bazı huzursuzluklar vardı. Bunu da tabii doğru bir şekilde belirtmek lazım. Onların istediği bir organizasyon var. Hocalar geldiğinde hocaların yapmak istediği bir organizasyon var. Burada bir çelişki oluyor, çatışma oluyor. Yine böyle bir şey oldu. Tabii onlara da saygı duyuyorum. Demek ki böyle bir şey istiyorlar yukarıdan da. Ben bunu değiştirebilirim diye düşündüm ama baktım olmadı. Ki değiştiremeyeceğim o yüzden. Bu da bir tecrübe. Bundan sonraki tercihlerinde ilk bakacağın şey ne olur? Bundan sonraki tercihimde güven olacak benim için en önemli şey. Gerçekten beni isteyen takım bana inanıyor mu? Benim arkamda durabilecek mi? Gerçekten böyle bir sebepten dolayı mı beni alıyorlar? Bana inanıyorlar mı? Ona çok bakacağım. Ve de bundan önce... yapmış oldukları, çalışmış oldukları hocalara da tabii bakmak lazım, konuşmak lazım. Bu benim için çok önemli olacak. Ama ilk deneyim için çok önemli bir tecrübeydi benim için. Öyle söyleyeyim. İyi ki de gitmişim. Yanlış olacağını, belki bana zarar vereceğini bile bile iyi ki gitmişim ki şükürler olsun ki zarar vermedi. Yok, ben de zarar verdiğini düşünmüyorum çünkü yani seninle alakalı bir durum olmadı. Net. Evet. Yani. Ya insanların en azından. Birçok takım istemişti aslında beni. Ben ilk futbolu bıraktığımda da Süper Lig'den teklif almıştım. Bunun çok doğru olmadığını düşünmüştüm ve kabul etmemiştim. Ama Kasımpaşa'ya kabul etme nedenim de aslında ben bütün kurslarımı tamamlamış 2,5 yıl geçmişti. Ve şu anda 3. senemi tamamlıyorum. Hani kendimi de artık hazır hissediyordum. Ama ilk tecrübe bu kadar zor bir yerde, bu kadar sık hoca değiştiren bir yerde olması dezavantaj gibi gözükse de benim için bence avantaj. Mancini'nin yanına gittin. Onunla beraber birçok defa gittim ama en son gittiğimde sağ olsun tam bir hoca gibi davrandı. Bütün toplantılara,
analiz odalarına yaptırdığı antrenmanlardan tutun maça nasıl hazırlandıklarına birçok şeyi 3-4 farklı maçta görme şansım oldu. Bu da benim için önemli bir tecrübe oldu. Var mı yurt dışında çalışma hayalin? Var. Futbolculuğumda yaşayamadığım şeyi inşallah teknik direktörlüğümde yaşarım. Ne güzel. Yani. Peki beraber oynadığın oyuncular arasından bir 11 yapsak? Yapalım mı? Hiç yapmadım bugüne kadar. Öyle mi? Hiç yapmadım evet. Kaleye kim koyuyor? Hep şey böyle arkadaşları kırar biz falan oluyor ama. Artık kaleye siz onu zaten yazabilirsiniz onu. Çok söylemeye gerek yok Muslera'yı. Ama Onur da çok iyiydi yani. Onur da çok ama... Muslera çok uzun sürdü. Tabii 9 sene beraber oynadım. Yoksa Onur gördüğüm en yetenekli kalecilerden biriydi. Tolga da çok yetenekliydi evet. Muslera'yı koyar. Dörtlü mü oynuyoruz savunmada? Dörtlü oynayalım. Düşünmedim de bunu hiç. Ulfalici'yi oynatırım. Göbekte. Ulfalici, evet, Göbekte oynatırım Ulfalici'yi. Hakan Balta'yı da oynatırım. Stoper'de. İlginç. Hakan Balta bu dönemde şimdi yeni oyuncu oluyor olsa, yani yeni başlıyor olsa zor bulunan oyunculardan olurdu. O yüzden hakikaten çok yetenekli. Çok pozisyonlu bir oyuncu. Evet, pozisyonlu bir oyuncuydu. Sağ bek. Sağ bekte Hamit'i oynatırım sağ bekte. Evet. Hamit abinin de çok önemli maçları var Bayern Münih'te, Real Madrid'de özellikle sağ bekte. Onu oynatırım. Bir final kaybettiler şeyde. Evet. Inter'e. Sol bek var aslında. Sol beklerin hepsi devşirme olduğu için aslında kafamdaki mesela Riera'yı düşünüyorum. O da biliyorsun devşirme iyi oyuncuydu. Ya çok iyi bir performans gösterdi evet. Sana. Olcan mesela 2014-2015 yılında sol bekte inanılmaz performans gösterdi. Dördüncü yıldız taktığımız dönem. O da mucize bir sezon. Evet, mucize bir sezon. Olcan'ı söyleyeyim. Olcan'ı dağıtayım kadroya. Çok iyi. Çünkü sahada da çok önemli işler yaptı. Onu oraya koyamayacağım. Bu kadroya çok itiraz gelecek ama. Gelsin. Olcan. Melo'yu oynatırım. Ön libero'da. Önünde Jaja ile Snyder'i oynatırım. Melo Kolman birlikte oynar mı? Oynar ama dediğim gibi tercih. Yok oynatmıyorum. Oynar çok ikisi de olabilir. 2-1'de 4-3 de olabilir. Tamam. Jaja da çok üst oyuncu olduğu için. Doğru. Hakikaten şöyle sadece yetenek olarak bakıyorum. Hı-hı. Yani böyle devamlılık ya da işte ne kadar uzun süre oynadığım diye olsa başka bir takım yapabilirim tamam. Tabii. Yetenek olarak. Senin takımın ne olacak? Drogba'yı oynatırım forvette. Sağda Burak'ı oynatırım. Solda Arda'yı. Güzel. Yani iyi takım mı bilmiyorum ama iyi oyuncular. Evet, iyi oyuncular. Evet. Yani bu kadro çıkarsa iş yapar mı onu bilmiyorum ama. Bu takım sahaya çıkarsa büyük ihtimalle maç bitmez. Ama iyi oyuncular. Hepsi çok bu saydığım isimler hakikaten çok çok üst oyuncular. Yani beraber oynarken zevk aldığım ya bu ne kadar yetenekli, nasıl farklı bir özelliği var dediğim oyuncular bunlar yani. Vallahi çok güzelmiş. En çok neye para harcıyorsun? Yemeğe. Evet. Bir süper gücün olsaydı ne olmasını isterdin? Yalanı görebilmeyi. Evet. Yalan dedektörü. Güzelmiş. Kendine dair hak verdiğin eleştiri. Çok duygusalım. Olmamam lazım. Şimdi çok değilim. Biraz geliştiriyorum kendimi ama önceden öyleydim. Telefonundaki en ünlü kişi kim? Şimdi böyle bir haksızlık etmeyelim ünlüler. O yüzden bunu ben cevap vermeyeyim. Ha, bilmiyorum. Bana göre ünlüdür. Belki insanlara göre ondan daha ünlüsü de vardır. Ayıp olmasın. Tamam peki. Ünlülük şey önemli de şimdi. İnsanlar ünlü olmayı seviyor yani. Seviyorlar değil mi? Gençlere soruyorum ne olacaksın diye bazen çocuklara ünlü olacağım. Ünlü evet. İlk celebrity crush'ın yani televizyondan aşık olduğun ünlü bir kadın hanımefendi. Hepimizin abi, vardır ya. Çok kıskanç. Hiç buna cevap vermek istemiyorum. Boşver. Bütün gün oymuş falan demesin hiç çekemem vallahi. Hiç söyleyemem anladım, abi. Anladım. Kaytarma yalanın. Bu. Abi bu evet. Eşim, yani bütün gün eşim düşünsene, çok kıskanç. Kıskanç ama bütün gün bunu söyleyeceğini hiç söylemeyeyim daha yani. Eşim bunu söylediğin için de başına bir şey gelmesin. Yok gelmez isim yok. Öylesine söyledim de. O zaman asansörde kiminle kalmak istersin diye bir soru sormuyorum sana. Yok abi sormayız. Zidane.
futbol konuşurduk biraz. Tek bir yemek hakkın olsa hangisini seçerdin? Kebap. Kebap. Hangi kebap? Tepsi kebabı mı? Hepsi olur abi, bizde hepsi olur. O tepsi kebabı çok acayip. Bizim orada olur evet. Ha? Çok iyi olur kebap abi. İnşallah Atay toparlayacak. Gidelim yiyelim hep beraber. Depremde oradaydın. Oradaydım evet abi. Ailede zor bir şey yok. Zor bir durumdu. Ailede bir şey yok şükür. Tabii birinci derece akrabalarda bir şey yok ama kaybettiğimiz yakınlarımız oldu, dostlarımız oldu. Zor bir dönem. Bununla ilgili her konuştuğumda böyle çok zor, o anı da yok. Yaşadığım için evet. Çok üzülüyorum. Gidip geliyorum. Oradaki durum çok iç açıcı değil. Çok zor durumda olan maalesef insanlara bu daha çok üzüyor. Ama bizim de görevimiz onlara yardım etmek, yaralarını sarmak için ne gerekiyorsa maddi manevi yapmak. Yine bir kere daha hatırlatmış olalım en azından buradan. Evet, hep beraber umuyorum bu 11 şehrimiz, 3'ü çok ağır durumda tabii. Evet. Onları, yani şehirlerimizi ayağa kaldıracağız umuyoruz hep beraber. Herkes çalışıyor, herkes uğraşıyor. Son olarak sana bir fotoğraf göstermek istiyorum. Bu fotoğrafta sana neler hatırlatıyor, neler hissettiriyor merak ediyorum. İlginç bir fotoğraf bence bu. Formanın büyüklüğü. Ne, kaç yaşındasın burada? 15. 15. Evet. A takım formasını vermişler sana. A takım formasını verdiler. Fotoğraf çekimi vardı, hiç unutmam. İlk defa A takım binasına gitmiştik. Oradan forma vermişlerdi. Dün gibi hatırlıyorum. Kramponlar da benim değil. Onu da hatırlıyorum yani. Fotoğraf için. Metin Hoca seni A kadroya çıkardı evet. Değil mi? Metin Hoca beni feribottan A takıma aldı biliyor musun abi? Anlatsana şu hikayeyi. Şimdi tabii ben 17 yaşındayım. Bütün takım arkadaşlarım milli takımda, A takımda en azından antrenmanlara çıkıyor. Ben de takımın kaptanıyım. 84 milli takımına gidiyorum. 83 milli takımına bile çağırıyorum. Hani o dönemlerde 2 yaş büyük milli takıma gitmek çok önemli bir şeydi. Ama beni A takıma çıkarmıyorlardı. Üzülüyordum çok. Ama bir gün milli takım dönüşünde feribottayım. 16. Eceabat'tan evet 17, 16, 17 yaşındayım. Feribota bindim. Böyle yorulmuşum, milli takımdan dönüyorum. İtalya'dan mı ne dönmüştük? Uykusuz sabahın 8'i falan. Çıktım feribottan üst kata, bir çayı falan alayım dedim. Bir baktım Metin Hoca ile Sinan Hoca'yı gördüm. Onları görür görmez hemen yolumu değiştirip kaçmak istedim. Beni Sinan Hoca gördü. Niye kaçıyorsun? Dedi, utandın. Utandığımdan. Gençtik, o da küçüktük biraz. Utangaçlık da niye bilmiyorum. Halen var da geçmeyeyim. Dedi ki bu bizim Selçuk değil mi ya dedi Metin Hoca'ya. Vallahi o dedi. Selçuk gel buraya dedi. Efendim hocam, oğlum niye selam vermiyorsun dedi. Yani hocam dedim işte. Rahatsız etmek istedim. Nereden geliyorsun dedim. Milli takımdaydık hocam dedim İtalya'da. Şimdi mi yeni mi geldiniz? Evet hocam. Nereye gidiyorsun dedi. Tesise dedim hocam. Al dedi arabanın anahtarını. Hemen valizini benim arabaya koy dedi. Ne olduğunu anlamadım. Gittim hemen otobüse dedim ki abi benim valizi ver. Aldım. Metin Hoca'nın arabasına koydum. Beni A takım tesislerine götürdü. Yarın da West Ham Manisa Spor'la kupa maçı var. Gittim. Tesise geldim. İşte antrenmana çıkacaksın sen bizimle dedi. Kıyafet verdiler. Antrenmana çıktım. Antrenman bitti. Ama o kadar kötü biteyim ki abi. Hani yol gelmişim İtalya'dan. Dün maçımız vardı İtalya'da. Geldim. Hatta oyuncular demişti bana. Oğlum A takıma geliyorsun. Biraz kendini göster. Biraz yap falan diyorlardı. Çok yorgundum. Aynen, tecrübeliler. Abi neyse, aldım sırt çantamı. Giyindim antrenmandan sonra. Tesise gidiyorum. Altyapı tesislerine. Tam kapıdan çıkarken Sinan Hoca yine peşimden koştu. Oğlum dedi nereye gidiyorsun dedi. Hocam dedim tesislere gidiyorum. Hani orada kalıyorum ya. Sen dedi duvara bakmadın mı dedi. Kadro asıldı. Ben hayatımda ilk defa duyuyorum duvar ve kadro asılmasını. O dönem. Hangi hocam duvar dedim ne kadro. Orada duvar var bak dedi. O zamanlar öyleydi abi. Kadroyu doğru duvara asıyorlar. Gittim baktım kadrodayım. Yarın maç var, Türkiye Kupası maçı. Neyse toplantı oldu dedim herhalde. Bir alışalım diye hoca sağ olsun böyle bir şey yaptı. Abi sahaya bir çıktık 10 numara oynuyorum. 10 numara formayı verdiler bana. Ve oynattı beni. Ve orada kaldığı sürece her maç oynadım. Bir maç oynamamışsın ama. Evet. Onun da hikayesi güzel, onu da anlat. Ve düşünsene bütün maçlarda oynattı beni. Sağ olsun. O benim kariyerimdeki profesyonel anlamda en önemli insan Metin Hoca'ydı. Bundan yine teşekkür edelim ona. Çok seviyorum onu. Bu oynatıyor beni hoca. İyi oynuyoruz. İşte takım iyi ama sıkıntılı bir yerdeyiz. Gümüşhane maçımız var. Rakibimiz küme düşmeme oynuyoruz. Zaten bütün takım genç o zaman.
Hoca çok üzgündü. İşte bazı dedim ya hani hocalar bir karar alırlar. Bazı istedikleri olmuyordu. Oyuncular arasında bazen bir sıkıntılar olabiliyor. Bunu hissediyor hoca. Maç toplantısına geldik ama hakikaten ölüm kalım maçı derdiler ya. Yani öyle bir maçtı. Bizi içeride yenerse Gümüşhane belki biz küme düşebilirdik yani. Belki değil, daha yüksek ihtimalli. Maç toplantısında bu takımın en küçüğü kim dedi. Elimi kaldırdım ben. Gel buraya dedi. Efendim hocam dedim. Çık dedi. Tahtaya dedi. Yaz dedi. Neyi yazayım hocam dedim. İstediğini yaz dedi. Nereye hocam dedim. Kimi oynatmak istiyorsan dedi, onu oynat dedi. Kadroyu yap diyor sana yani. Evet. Bugün hoca sensin dedi. Hocam dedim ben yapamam öyle bir şey yani. Nasıl hocam? Bizim kaptanımız vardı Levent abi. 35 yaşında o zaman. Onu da çok sevdiğim bir abi. Yazsana oğlum dedi hoca sana. 11 yap diyor. Kimi istersen yaz dedi bana hocam. Kadroda olmayanları dahi yazabilirsin dedi. Çağıracağız dedi. O dönemde herkes teyiste kalıyor bizde Çanakkale'de. Abi ne yapacağımı bilmiyorum. Ben de dünkü taktik antrenmanında ne gördüysem onu yazayım bari dedim. Hani hep çalışıyordu. Zaten 11, 3 aşağı 5 aşağı yukarı belli hep. Herkesi yazdım. Benim oynadığım pozisyona sıra geldi. Utancımdan kendimi yazamadım. Hakan'ı yazdım. Hoca bununla mı, bu takımla mı çıkardın sen dedi. Evet hocam tamam bu takımla çıkıyoruz dedi. Beni oynatmadı. Ben oynatmadım yani kendimi. Çıktık maçı kazandık. Sonra işte maçtan sonra herkes seviliyordu. İşte süper bilmem ne falan konuşuyordu. Metin Hoca koşa koşa yanıma geldi. Aferin oğlum dedi. Tebrikler dedi. Çok sevindim hocam. Bundan sonra dedi maç falan yok dedi. Sen oynamıyorsun. Sen oynamıyorsun dedi. Benim yardımcımsın dedi. Kadroları hep sen yapacaksın dedi. Öyle güzel bir anı yaşamıştım onunla ya. Şahaneymiş. Çok teşekkür ediyorum. Yani herhalde 3 gün konuşuruz. Ama yordum seni. Daha tamam, fazla yorum. Gene gelirsin inşallah. Geliriz inşallah. Her şeyi söylemedim zaten. Bir daha gel. Peki var mı bir anlaşma falan bir yerle? Görüşme? Şöyle yo, zaten takımın başında hoca varken konuşmak, görüşmek çok sağlıklı değil ama sağ olsunlar. Benim aklıma bir yer geliyor ama söylemeyeyim. Bakalım abi sen bana söylersin. Görüştüğümüz böyle hep istişare halinde olduğumuz yerler var. Yerler var yani. Müsaade edersen bir selfie çekeceğim. Tabii ki, ne demek abi. Şuraya bakıyoruz. Peynir.